Size açılışta bir hanımefendiden söz etmiştim. Necla Eker Tienşan. Dün bütün gece onun kitabını okudum. Ben kendisine büyük bir alkış rica ediyorum ki bu kültürü devam ettirdiği için. Şimdi şu Bitlis'in katıklı dolma, evet, değil mi? Katıklı dolma. Katıklı dolma, içli köfte, ciğer taplemesi. Ciğer taplemesi. Yani ciğer köftesi. Tapleme ne demektir? Tapleme elde taplamak, yani bastırmak anlamına geliyor. Önce yuvarlıyoruz elimizde. Sonra taplıyorsunuz, öyle mi? İsterseniz tariflerini verelim. Tamam. Şimdi bizim en önemli yemeklerimizden bir tanesi içli köftedir. Bunu yapan bir hanım usta demektir. Herkes yapamaz. Bunun bir de bunu tamamlayan bir çorbamız var. Yani kari aşımız var. O aş bunu tamamlar. Ama ayrıca bu ayrı, kari aşı da ayrı yapılabilir. Ben bunu okudum. Diyorsunuz ki siz onu her kadın yapamaz. Bunu yapan kadına kadın deriz. Biz Bitlis'te. Evet. İşte kadın. Evet. Tamam o zaman, Bitlis'in kadınları gerçekten Bitlis'in maharetli. Bitlis'in kadınları gerçekten maharetli. Şeytan Bitlis'ten evlenmiş derler. Yapmaya gerek yok. Kitabım Betav'da var. Alırsanız içinde tarifleri var. Gençler için söylüyorum. Benden daha ustalar ama var aranızda. Ama bir şey söyleyeyim, şu katıklı dolmayı bir anlatın. Anlatın. Şimdi katıklı dolma aslında bu küçük kabaklarla yapılmaz ama İstanbul'da ben de böyle yapıyorum. Ben bu İstanbul'daki usulü anlatayım ki sizin için kolaylık olsun. Evet. Kabakları alıyoruz. Önce kazıyoruz. Onu tekerlek biçiminde küçük küçük kesiyoruz. Kestikten sonra al onu buraya. Evet, bir taraftan yardımcı da olsun. Hazırlıyoruz. Şu mikrofonu da verelim. Evet. İçini hazırlamak için bulgur, sümündür bulgur diyoruz. Ufak, yani köftelik bulgura biz sümündür bulgur deriz. Az yağlı veyahut da yağsız kıyma alıyoruz. Bir ölçü kıyma, 1,5 ölçü bulgur karıştırıyoruz. İçine reyhanını, tuzunu vuruyoruz. Şimdiki zamanda gençlerimiz pul biber de koyuyor ama eski hanımlarımız pul biber koymazdı. Reyhansız olmuyor değil mi? Hayır, reyhansız olmaz. Bunun özelliği reyhandır. Peki bugün keledoş getirmediniz mi? Yok, hayır. Yok değil mi? Klorik aşı da yok değil mi? Klorik var. Klorik var. Bu mu? Doğru gördüm onu. Ama kari aşı olsaydı o kari aşını size anlatmayı tercih ederdim. Onu ben görmedim. Varsa sahnenin şimdi arkasında Bitlis'te getirsinler. Tandır çok önemli değil mi? Büryan kebabı. Büryan kebabı. Bir de tandır kültürü var. Şimdi bir büryan kebabına aslında Siirtliler bizim diyor, siz de bizim diyorsunuz. Böyle bir paylaşamama durumu var galiba değil mi? Siirt Bitlis'e bağlıydı biliyorsunuz. Tabii. Ondan ötürü belki Siirtliler'de sahip çıkıyor ama aslında şiir yazdım ben. Şimdi büryan kebabı, Siirtliler'i ben büryan kebabının patent davasını televizyondan izledim sayın. Genç milletvekilimiz büyük bir çaba gösteriyordu, duygulandım. Küçük bir şiir yazdım. Ve aynı zamanda da araştırdım, olabilir dedim. Yani oradan mı bize gelmiş, bizden mi? Belki ben de yanlış biliyorum diye. Mehmet Ecevit isminde bir eski Siirtli ve onun ablasıyla görüştüm. Dedim siz niye büryanı dedim, bizim büryanımızı aldınız, bizim yemeklerimizin serdarını. Onu şimdi okursanız Şebnem Hanım memnun olurum o şiiri. Bana dediler ki bizde dediler periva var. Periva da büryanı andırdığı için dediler yeni gençler karıştırmış, yeni nesil karıştırmış, kendine mal etmiş olabilir. Büryan sizindir, periva bizimdir. Alkış. Son noktayı koydum diyorsunuz. Son noktayı koydum. İstersen. Okuruz biraz sonra, bunu da okuruz. Hatta evet, Siirt'in perivası demişsiniz. Evet. O da yemeklerin hası. Evet, onu da serime düştü ediyoruz. Tasası. İlle de büryan kebabı. Bitlis'in büryan kebabı demiş Necla Hanım.
Hatta çok da güzel yazmış. Sen de tanıt ki bir yanı yesin bakan başbakanı. Vali Bey'i unutmuşlar. Hem tanıt hem özün tanı Bitlis'in bir yan kebabı bizimdir bir yan kebabı diyor Necla Hanım, değil mi? Doğru. Peki. Doğru söylüyor. Büryan kebabı nasıl yapılıyor? Asmışsınız, getirmişsiniz oraya. Nasıl yapılıyor? Kalkma oturduğun yerden anlat. Orada Sait Baydur'dan aldığım açıklama da var. Yardımcı olabilirsiniz tamam. Bazı konularda. Öncelikle size ve İstanbul Vali Yardımcımıza, Bitlisli olan hemşerimize, değerli biat başkanımız Meşerif Fırat'a ve buradaki Bitlis hemşerilerimize önce teşekkür ederim. Bitlisi büryanı size şöyle anlatayım efendim. Bu genellikten karık etinde. Ne ben, eti? Ben Bitlis şifresiyle size anlatacağım. Ne eti? Karık. Karık. Karık eti. Yani keçi demek? Eti. Keçi eti. Evet. Bunu yapan usta gece saat 2'de bizde tandır var kuyu. Meşe ağacında yakar onu saat gece 2 sıralarında. Ondan sonra onu öyle gövde halinde tandır atar. Alta bir tane onun özel kapı var. O kendi buharında pişer. Bizim Bitlis milleti sabahleyin işte 8'den sonra onu güzel iştahıyla yer. Kahvaltıda yani. Tabii kahvaltıda. Biz sabahleyin 8'de siz İstanbul buralarda kahvaltı yapıyor. Biz onu Bitlis'te büryan olarak kahvaltı oraya büryan yeriz. Sizin kahvaltınız daha bizimkinden şor daha lüksmüş yani. Abi, değil mi? Sayın Halim sabah etler böyle. Evet. İki çeşit bizde kahvaltı var. Bir büryan, bir de bir özel çorbamız var. Avşor. Hı-hı. O da kızıl etinde ve büryanın suyunda yapılan avşur çorbamız. O da mükemmel oluyor sabahları 6'da. Onu hazır olur. Herkes bir çarşıya indiği zaman. Şimdi bayramda yaklaşıyor. Bayramlarda yapılır mı daha fazla bunlar? Şimdi bizde bitiste her zaman olabilirsiniz. Yani bayramda da özel olarak yapılır mı? Yani o Bitlis'te ait olduğu için her zaman, her zaman var diyorsunuz. Bayrama seyrana gerek yok öyle tabii mi? Tabii ki. 365 gün bulabilirsin. Yani onu istediği zaman bulabilirsin. Onun da bir saati. Yiyecek normal bir saati var. Hani geçsen saat 1'de 2'de geçsen onun bir tadı yok ama onun da belli bir saati var. Evet. Çok da güzel olur. Bu ne? Değirmen taşı mı? Bu değirmen taşı bizim Bitlis'te Modki ilçesinde Çolak Gebul dediğimiz çolak. O da sabahları kahvaltıda yığılır. Şu buğdayla eski hanımların işte Necla Hanım'ın çağındaki olan. Necla Hanım orta yaşı yapmıştır bilir. O kitapta görüntüleri var. Evet görüntüleri şöyle, var. Şöyle o bizim hanımlar buğday burada bu el değirmeni diyorlar. Evet evet. Kürtçe buna destar. Ne derler? Kürtçe destar. Evet. Bu el değirmeni diyorlar. Ondan sonra böyle buğday burada üstte hala yapılıyor zaman, değil mi? Evet. Şu ciğer taplaması bu, bize özgü ya. Evet. Onun üzerinde. Ciğer taplamasını da dinleyelim. Peki. Evet. Onu da hazırlanalım. Necla Hanım yakın tutup anlatalım. Ciğer taplaması için bir bütün ciğer alınır. Akıyla karasıyla. Bir güzel makinede çekilir. Kıyma haline getirilir. Bir baş soğan. 4-5 tane sivri biber dediğimiz yeşil taze biber makinede çekilir. O da bu karışıma karıştırılır. Hı hı. Ve bir ölçü ciğer, 1,5 ölçü sümündür bulgur. Ufak köftelik bulgur. Yalnız hı hı. Ciğer hevür ciğeri olacak. Yani erkek keçi ciğeri olacak. Çünkü yağlı olmaması gerekir, dağılır. Karıştırdıktan sonra bulgurla bir kez daha makinede çekilir. Reyhan ve tuzu vurulduktan sonra kuru reyhan ufalanır. Vurulduktan sonra özdeşleşinceye kadar yoğrulur. Özdeşleşip kendisini tuttuğunu anladığımız anda, yani dağılmayacağına inandığımız anda ceviz büyüklüğünde küçük parçacıklar alıp elimizde yuvarlarız. Taplarız, taplama denir. Taplarız, kaynayan tuzlu suyun içerisine dökeriz. Çok piştiğini, değişik bir şey değil mi? Evet. Yani ben hiç bunu görmemiştim. Ciğerden kıyma haline evet. getiriliyor. Ondan sonra böyle dediğiniz gibi taplama yapılıyor. Türkiye'de şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda hiçbir ortak ilimiz yok. Bize ait olan belki de tek yemek diyebilirim. Evet.